Herkese merhabalar. Ben Pelin Karan. Bugün benim evimdeyiz. Evimizi aslında daha çok en çok vakit geçirdiğimiz yaşam alanımız olan salonumuzu nasıl dekor ettiğimizi birlikte göreceğiz. Aslında genel olarak baktığınızda sizin de gördüğünüz gibi daha çok genelinde böyle zamansız parçalar tercih ediyorum. İşte koltukta, halıda, mobilyalarda daha çok sıkılmayacağım, daha çok böyle hevesimin hemen geçmeyeceği, daha böyle düz ve sade renkler. Renkleri çok seviyorum. Renkleri çok sevdiğim için de ana parçaları daha böyle zamansız tutup koyduğum ufak tefek objelerle renklendirmeyi ve dönem dönem onları değiştirmeyi seviyorum. İşte kırlentlerde, objelerde, mumlarda, bir takım tabaklarda biraz daha böyle renkli ve eğlenceli şeyler hoşuma gidiyor. Hem sıkılmıyorum hem de hepsini böyle bir şey heves edip aldıkça tekrar koyduğumda yerine hiç göze batmıyor. O zaman bütün ev bir uyum içerisinde oluyor. Daha büyük parça renkleri genelde tablolarımda tercih ediyorum. Tabloları da ben yaptım. Bunu da buradan gururla söyleyebilirim. Aslında keyfime göre evi dekore ettiğim sırada yapmaya başladım tablolarımı ve nerede ne olacağını renkleri tamamen kafamda hayal etmiştim. Kendi yaptığım bir eserin salonunda olması bana çok keyif veriyor. İki tane oğlum var. Biri 7, biri 5 yaşında. 1,5 yıldır bu evdeyiz. Bu yaşa gelene kadar çok istediğim gibi keyifli evimi dekore edemiyordum. Anneler beni burada çok iyi anlayacaktır. Çünkü özellikle çocuklar küçükken, hele de iki tane erkek çocuğumuz varsa, her türlü eşyayı ellerine atarlar. Çok fazla eşya bırakmayız ortada, hem çocuğa da zarar gelmesin diye. Biraz onları düşünerek çok keyifli dekore edemiyordum evimi istediğim gibi. Ama baktım onlar biraz büyüdü. Dedim ki hayır, ben her şeyi istediğim gibi yapacağım ve siz bunları elemeyeceksiniz anneciğim dedim. Ve sonra baktım hakikaten aslında kaldırmamıza gerek yokmuş. Bir şekilde ben de artık o sisteme geçtim ve salonumu gönlümce istediğim gibi dekore edebildim. Ben biraz böyle rahatlığın yanı sıra şıklığı da seviyorum gördüğünüz gibi. Çünkü her an bir misafirin geldiğinde o şey hissini çok sevmiyorum. Hani başka bir salonda misafir ağırlama, ailece vakit geçirdiğimiz, televizyon izlediğimiz salonun başka olmasından ziyade her zaman hem misafir ağırlansın, hem güzel yemekler yensin, hem de akşamları böyle keyifle rahat rahat oturalım istiyorum. Dolayısıyla hem şıklık hem rahatlık bir arada bana daha çok keyif veriyor. Bütün objeleri bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Yani aldığım dekoratif kitaplara sadece dekor olarak bırakmıyorum. Canım sıkılınca kahvemi alıp bakıyorum. Mumlarımı hep yakıyorum. Bir şekilde bütün objelerle bir ilişkim var. Hiç sevmediğim ya da kullanmayacağım bir şey evimde sırf süs için tercih etmiyorum açıkçası. Bu da bence biraz beni yansıttığı da için hoşuma gidiyor. Çünkü evinize gelen birisinin her objede sizden bir parça bulması bence çok kıymetli. Koltuklar açık renk gördüğünüz gibi. Bunun da gene demin bahsettiğim gibi zamansız olmasıyla çok önemi var. Üzerine işte bu tip renkli kırlentler attığınızda bence çok güzel keyifli oluyor. Kış olduğunda biraz daha ekoseli desenlere geçip yılbaşı motifleri. Yazın biraz daha böyle daha pastel tonlar. Böyle olunca da hem mevsimleri yansıtabiliyorsunuz evinizde hem de biraz daha başka renklere geçiş yapmış oluyorsunuz. Tabii ki benim vazgeçilmez olan bir hobim yani yemek, sofra düzeni. Dolayısıyla hem sofra malzemelerini hem sofra dekoruna çok meraklıyım. Şimdi isterseniz bu evin aslında gene en keyifli yerlerinden biri olan ve ailecek nasıl yemekler yediğimizi gösterdiğimiz bir alana sizleri davet ediyorum. Ben genelde sofra kurarken biraz daha böyle takım olmasına özen gösteriyorum. Çocuklarla sıradan bir akşam yemeği olsa da, herhangi bir sabah kahvaltısı olsa da her şeyle, bardaklarıyla, hani bütün tabaklarıyla, peçetesiyle, örtüsüyle her şey böyle takım tercih ediyorum. Mobilyalarımda biraz böyle ahşap, mermer sıkça kullanıyorum. O yüzden genellikle ben Amerikan servis tercih ediyorum. Tabaklarda da özellikle böyle renkler, zaten renk çok seviyorum. O yüzden detaylarını böyle renkler, desenler, duvar kağıdında da zaten az çok görmüşsünüzdür. Biraz daha böyle renkli detaylar. Takımlarla birleşince benim çok hoşuma gidiyor. Tabakları servis ederken çocuklarla bile otursak sofraya mutlaka en altta böyle bir düz servis tabağı, üzerine bir çukur, yanları kase falan mutlaka bunları ben dikkat ediyorum. Dövme dediğimiz tarzda desenler oldukça hoşuma gidiyor. Ortada gördüğünüz gibi taze çiçekler aslında benim soframın vazgeçilmezleri. Çok güzel, hem fresh bir görüntü oluyor hem kokusu da çok keyifli oluyor. Ben bir yere gittiğimde de bunu çok seviyorum. Yani ortada taze çiçekler, özellikle buradaki detaydaki gibi hasır vazolarda hem yaz hem kış bence bütün sofralara çok güzel bir görüntü veriyor. Mutlaka böyle birkaç asır malzeme bulunduruyorum. Vazo ve bardak, Amerikan servis gibi eşyalarda. Sonra her türlü çiçekle ve renkle onları süslüyorum.